Arkadaşlar, herkese merhaba, Volkan Manav ben. Kahvelerinizi alın, çayınızı koyun ve hep beraber şu videoyu izleyelim. Hep beraber bu videoyu yapalım. Çünkü sizlerin de açıkçası biraz katılmasını istiyorum. Çünkü yorumlarla katkıda bulunursanız bu videoya çok sevinirim. Ben 2023'ün böyle akılda kalan telefonlarıyla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Ve bu videoyu MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. Kendilerine de buradan bu videoyu sponsor olduklarından dolayı çok fazla teşekkür ediyorum. Şimdi herkesin 2023 yılı telefonu tabii ki farklı olabilir. 2024 yılı geldi. 2024 yılı gelmesiyle beraber daha dün Find X7 serisiyle 7 Ocak tarihinde X7 ile tanıştık. Bu da herhalde böyle bir ironi yapmışlar anladığım kadarıyla. Herhalde Find X8'de 8 Ocak'ta tanıtırlar. Hep beraber göreceğiz. Find X7 serisinden sonra önümüzdeki hafta, artık önümüzdeki hafta diyebiliriz rahatlıkla, Samsung'un Galaxy S24 serisiyle tanışacağız. Hatta dün onun herhalde çekimleri vardı. Bir sürü işte teknoloji iş yapan arkadaşımız gitti. Telefonların çekimlerini yaptı. Eminim Galaxy S24 tanıtıldığı günde işte Türkiye'de ilk, dünyada ilk falan diye bu videolar tanıtılacaktır ve paylaşılacaktır. Ben açıkçası gitmedim. Ama ben de mutlaka MediaMarkt için Galaxy S24 serisiyle ilgili bir video hazırlayacağım. Bunu en azından cebe koyalım. Şimdi 2023'ün en iyi telefonu yani diye bir şey bence yok. Yani zaten dünyada en iyi telefon diye bir şey yok. Yani bir telefonun bir tarafı iyi, bir tarafı kötü. İşte bir tarafında bir şey var, şu var, bu var. Birçok şey söyleyebilir ama. Şimdi 2023 yılının öne çıkan telefon deyince tabii ki herkesin aklına gelen açıkçası iPhone 15 Pro Max diyebilirsiniz. Şimdi bence de iPhone 15 Pro Max önemli bir telefon. Çünkü bence iPhone 15 Pro Max'in telefonsal anlamında ben öne çıkan bir tarafı ile ilgili çok bir şey söylemeyeceğim. Çünkü benim için mesela iPhone 15 Pro Max'te en çok böyle wow dediğim şey ve hatta şaşırdığım tek bir şey 3 nanometre üretim sürecine geçiş yapılmış olması. Biliyorsunuz dünyada şu anda 3 nanometre üretim sürecine sahip tek bir Yonga seti var. O da iPhone 15 Pro Max'te kullanılan A17 Bionic chipseti. Bu tarafta gerçekten de çok büyük bir devrimsel değişim var. 4 nanometreden 3 nanometreye geçildi. Snapdragon 8 Gen 3 bile hala 4 nanometredeyken Apple 3 nanometre işlemcisini tanıttı. Bence özellikle 3 nanometreye geçiş arkadaşlar, bu biliyorsunuz bilgisayarlarda kullanılan bir M Yonga seti var. Bununla beraber özellikle M4 Yonga setlerine 3 nanometreye geçiş yaparlarsa ki M4 Max'ler, M4 Ultra'lar falan artık hangi performanslara çıkacak hakikaten önümüzdeki dönemde çok fazla merak ediyorum ki muhtemelen o Yonga setleriyle de 2024 yılında tanışacağız diye düşünüyorum. Şimdi bence 2023'ün böyle en öne çıkan telefonlarından bir tanesi şu oldu. Mate 60 Pro oldu. Çünkü diyeceksiniz ki abi işte ya Mate 60 Pro yani ne olacak ki Mate 60 Pro'dan işte o çok böyle önemli bir amiral gemisi değil falan filan diyecek belki ama ya Çin pazarı için çok önemli. Çünkü bir anda mesela Mate 60 Pro Çin'de en çok satılan telefon haline geldi ve insanlar bu telefonu çok ciddi anlamda rağbet göstermeye başladı. Ve bu telefonun bence en önemli özelliği tabii ki şuydu. İlk defa Huawei arkadaşlar Amerikan teknolojileri olmadan bir modem geliştirdi ve bu modemi kendi Yonga setinin içine entegre edebildi. Bu Huawei'in şu 4 hatta 4 yıl bitti 5. yıl içinde şu anda Amerikan yasakları 5 yıl içinde geliştirdiği bence en büyük attığı en büyük adımdı diyebiliriz. Gerçekten de Mate 60 bence bu anlamda çok ama çok özel bir telefondu. Tamam kamerası şöyle, kamerası böyle, evet onlar da çok iyi. Bir şey söylemiyorum o tarafına ama Huawei açısından baktığınızda sektörde gerçekten de dünyada ilk defa bir telefonda Amerikan teknolojileri olmadan 5G modem kullanılabildi. Bu da Huawei'in açıkçası çıkış kapılarından bir tanesi olabilir. Yani Amerika kendi eliyle müthiş bir rakip kendine yarattı. Bundan dolayı da açıkçası Amerika hükümetinde, Amerikan hükümetinde tebrik etmek lazım. Şimdi 2023'ün böyle akılda kalan telefonları deyince benim yine akılda kalan telefonlardan bir tanesi Xiaomi 13 Ultra oldu. Şimdi Xiaomi 13 Ultra'yı sadece böyle kamera özellikleri, kamera yetenekleriyle falan filan değil de ben biraz daha böyle hani sunabildikleriyle açıkçası öne çıkartıyorum. Çünkü baktığınız zaman Xiaomi 13 Ultra'nın arkadaşlar ön tarafına yani kamera lensinin bulunduğu kısma ND filtreler arkadaşlar ekleyerek fotoğraf konusunda gerçekten de başka bir boyuta geçebiliyorsunuz. Bununla beraber yine fotoğraf makinesi gibi aparatlar sayesinde de telefon olmaktan çıkarak resmen bir DSLR makineye dönüyor. Özellikle Xiaomi 13 Ultra Photographer Edition modeliyle beraber bu aparatları da satın aldığınızda dediğim gibi bir telefon değil DSLR makine de satın alabiliyordunuz ve bence bu tarafta Xiaomi bambaşka bir inovasyonu da bizlere tanıştırmış oldu. Zaten hatırlayacaksınız Xiaomi 12S Ultra'da Leica lensler de kullanılabiliyordu. Burada ise artık iş başka bir boyuta gelmiş durumda. Xiaomi tarafında benim 2023 yılında aklımda kalan telefonlardan bir tanesi de orta alt segment telefonlardan bir tanesi Redmi 12 oldu. Yapmış olduğum testlerde, videolarda, fotoğraflarda kesinlikle ama kesinlikle kendi fiyatının çok çok daha ötesinde bir performansa imza attığını gördük. Redmi 12 de bence bu noktada 2023'ün böyle öne çıkan telefonlarından bir tanesi olmuştu. Çünkü inanın bu fiyat segmentinde alabileceğiniz en iddialı telefonlardan bir tanesi kesinlikle Redmi 12. Bundan dolayı da 2023 yılında Xiaomi tarafında aklımda kalan telefonlardan bir tanesi de Redmi 12 oldu. Yine 2023 yılında böyle aklımda kalan ya abi ne güzel telefondu dediğim telefonlardan bir tanesi kesinlikle Tecno'nun Phantom V Fold serisi oldu. Tecno Phantom V Fold hem bize sundu arkadaşlar tasarım, hem malzeme kalitesi, hem ekran performansı, hem kamera performansı falan tüm her şeyiyle beraber
var aklıma kaldı ama bence en önemli şeylerden bir tanesi şuydu. Tecno Phantom V-Fold Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı içe katlanabilir telefonlardan bir tanesiydi. Hatta bu telefonların başında geliyordu. Yani içe katlanabilir telefonlar Türkiye'de 65.000 88.000 TL seviyelerindeyken Tecno Phantom V-Fold arkadaşlar 40.000 TL'lik satış bandıyla açıkçası katlanabilir pazarına güneş gibi doğdu dersem de yine yanlış bir tabirde bulunmamış olurum diye düşünüyorum. Süper orta segment telefon pazarında aklımda kalan telefonların başındaysa Vivo V29 geliyor. Ben geçtiğimiz dönemde Vivo V29'u iPhone 14 Pro Max ve Galaxy S23 Ultra ile de karşılaştırmıştım kamera tarafında. Gerçekten de kamera performansıyla onlardan geri kalmayan bir yapısı ve onlardan çok daha uygun fiyata satılmasıyla süper orta segment pazarında Vivo V29 resmen güneş gibi doğdu dersek o taraf içinde yine yanlış bir tabirde bulunmamış oluruz. Özellikle benden süper orta segment pazarında iyi kamerası olan telefon önerisi isteyen birçok insan oluyor. Ben de onları biraz Vivo V29'a yönlendiriyorum. Özellikle arka taraftaki arkadaşlar değişebilir ışık sıcaklığını bizlere sunan portrait ringi de bambaşka fotoğraflar çekebilmemize olanak sağlıyordu. Yine 2023 yılında böyle aklımda kalan ya abi ne güzel telefondu ya dedim telefonlardan bir tanesi de ki geçtiğimiz günlerde Huawei ile bir Dubai lansmanına gitmiştik. Kendisiyle de orada tanışma imkanına nail oldum. Oppo Find N3'tü. İnanılmaz bir telefondu arkadaşlar. Gördüğüm zaman gerçekten de şaşırdım bu telefona. Zaten bu telefonla ilgili bir reels attım. Volkan Manav Official Instagram sayfamda bunu da görebilirsiniz. 2023'ün bence katlanabilir telefon konusundaki en güzel telefonun tartışmasız Oppo Find N3'tü. Ülkemiz pazarına satışa sunmadı ama globalde de çok başarılı olabileceğini düşünen telefonlardan bir tanesi değil. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de şuydu. İnanılmaz yüksek bir fiyatı var arkadaşlar. Yani iPhone 15 Pro Max'in 5200 dinar fiyatında satıldığı bir ortamda Oppo Find N3'ün arkadaşlar 8000 dinar seviyesinde olduğunu gördüm ki Oppo Find N3 aynı oran ve orantıda Türkiye'de satılmış olsaydı muhtemelen fiyatı 150-160 bin TL seviyelerinde olacaktı. Telefonun fiyatının ne kadar yüksek olduğunu açıkçası buradan anlayabilirsiniz. Telefon sadece bizler için değil emin olun Dubai'deki insanlar için bile çok ama çok yüksekti. Büyük satış rakamlarına ulaşamasa da Oppo Find N3 sunmuş olduğu teknolojiyle ve neredeyse tamamen oluksuz arkadaşlar ekran yapısıyla muhteşem bir deneyimi de bizlere sunuyordu. Yine Oppo tarafında açıkçası 2023 yılında aklımda kalan tek telefon da Oppo Find N3 oldu. Gelelim Samsung tarafına. Samsung tarafında da yine aynen Xiaomi'de olduğu gibi iki tane telefon aklımda kaldı. Bir tanesi Galaxy S23 Ultra'ydı ki bence Türkiye'de en böyle başarılı olan herhalde Galaxy S Ultra serilerinden bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle Samsung Galaxy S23 Ultra oldu. Birçok insan tarafından beğenildi, alındı, kampanyalar yapıldı ve insanlar çok ama çok memnun kaldılar. Özellikle kalemi yapısı sayesinde de Note kullanıcılarında kendine çeken telefonlardan bir tanesi olmuştu. Benim Samsung tarafında yine böyle aklımda kalan ya abi mükemmel bir telefondu. Ya fiyatına göre muhteşem bir performans ortaya koyuyor dediğim telefonsa Galaxy M34 5G versiyonu oldu. Bugün hala ülkemizde 10.000 küsür TL seviyelerine satılan en uygun fiyatlı 5G telefonlardan bir tanesi olan Galaxy M34 Exynos 1280 Yonga setiyle beraber de süper orta segmente böyle göz kırpan telefonlardan bir tanesi ama fiyat anlamında orta alt segmente bile göz kırpıyor diyebilirim. 50 megapiksel ana kamerası, 6000 mAh pil gücü, az önce de söylediğim Exynos 1280 Yonga seti sayesinde PUBG gibi oyunları 60 FPS'te bile açabilmeye olanak sağlaması bu tarafta açıkçası Samsung'un elini çok ama çok güçlendirmişti. Benim 2023 yılında aklımda kalan en iyi Samsung telefonu kesinlikle Samsung Galaxy M34 oldu. Tabi sizlerin de yorum bu noktada çok önemli. Sizce Samsung Galaxy M34 2023'ün en iyi telefonu olabilir mi? Arkadaşlar benim 2023 yılında aklımda kalan telefonlar açıkçası bunlar oldu. Biz ekip olarak da bunları konuştuk. Genelde bu telefonların çevresinde birleştik. Sizin açınızdan da 2023 yılında öne çıkan telefonlar hangileriydi? Bu konularda mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz. MediaMarkt'ta bu videoya sponsor olduğu için tekrar teşekkür ediyorum. Yeni videolar görüşürüz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.